3. nesil Hyundai i20 ile birlikteyiz. Hyundai i20 bildiğiniz üzere B segment hatchback sınıfını kurucularını sıraya koymaya kalksanız muhakkak ki o ilk 3'ün arasına rahatlıkla girebilecek olan Hyundai i20 3. nesil ile şu anda karşımızda. Tabii ki elbette tasarımı hakkında, teknoloji hakkında konuşacak çok ama çok şey var. Çünkü araç neredeyse baştan aşağı yenilenmiş durumda ki zaten marka tarafı yani Hyundai bu aracın tasarım diline duygusal sportiflik adını veriyor ki bundan sonraki birçok Hyundai modeline de bu tip benzer tasarımları göreceğimize açıkçası ben eminim. Tasarım hakkında bir genel konuşacak olursak burada görmüş olduğunuz V formlu ön ızgara ve buradaki full led aydınlatmalar aracı artık daha sportif bir forma kavuşturmuş durumda. Kaslı gölge oyunları da araca artı bir sportiflik katmış durumda ki zaten araca genel anlamda baktığınız zaman hani 3. nesil itibariyle araç aslında almış başını gitmiş diyebiliriz sportiflik anlamındaki. Diğer bir taraftan hani araca yan tarafından yani profilinden bakacak olursak sizin de yani görmüş olduğunuz gibi özellikle jant tarafında, jant tasarım tarafında gelişimler oldukça fazla. Burada görmüş olduğunuz 17 inç jantlar tabii ki Elite Plus donanım seviyesinde geliyor. Yani en dolu olan Elite Plus donanım seviyesinde geliyor. Onun haricinde buradaki görmüş olduğunuz hani böyle yarı gölge oyunları ki zaten hani buna gölge oyunları diyerek küçümsemek çok doğru olmayacaktır. Daha çok hani sürtünme katsayısını düşürmek için yani aracın üzerindeki havayı direkt olarak en çabuk şekilde tahliye etmesi açısından arka tarafından burada bir gerinti mevcut ve aynı şekilde buradan stopa doğru ilerlemekte. Aracın arka yüzüne gelecek olursak işte burada işin rengi biraz değişiyor. İşin rengin hani niye değişiyor diye soracak olursanız muhtemelen bu cümleyi herkes duyacaksınız. Ben de bunu tekrarlıyor olacağım ne yazık ki ama evet bir Skoda Scala'yı andırmıyor diye buradaki çift parçalı yapısı nedeniyle hani Skoda Scala'yı andırmıyor dersek aslında yalan olur. Ama tasarım itibariyle genel hatlarıyla itibariyle baktığımızda tabii ki diğer tüm modellerden elbette ayrışmış durumda. Peki tasarımına şöyle bakacak olursak burada yekpare şekilde gelen stop grubu, full led stop grubunda burada görüyorsunuz E20'nin logosu da yer almakta. Oldukça iyi ve gayet de sportif gözüküyor, gayet de şık. Buradaki yani girintiler, çıkıntılar araca daha bir sportif, daha bir güzel hava kattığını söyleyebilirim. Ve Hyundai E20'mizin yükleme kapasitesine gelecek olursak sizin de ekranda görmüş olduğunuz gibi hiç fena olmayan, sınıfına beklentilerini karşılayan bir yükleme kapasitesi bizi karşılıyor. Şöyle söyleyebilirim, Selefi'nde yani bir önceki nesilde 326 litrelik bir yükleme kapasitesi vardı. Araç kendi 26 litre geliştirerek artık 352 litrelik bir yükleme kapasitesine kavuşmuş durumda. Alt kısımda ufaktan da bir saklama alanı mevcut ama burayla ilgili farklı bir nüans var, onları da size söyleyeyim. Bir kere şunu bir açıklık getireyim. Niye 352 litre bir hacim kazanılır mı? Çünkü şöyle bir durum var, araç boyutları itibariyle baktığınızda hani 35 milim genişlemiş, işte 5 milim uzamış. O yüzden hani baktığınızda aslında böyle çok ciddi oranlı rakamlarda hani genişleme ve uzama söz konusu değil. Keza yüksekliği de işte 1,5 metre civarında, 1,5 metreden biraz daha fazla yüksekliği. Hani rakamsal olarak boyutlara baktığınızda büyük gelişmeler yokken burada 26 litre nasıl kazanılmış diye soracak olursanız öncelikle şunu belirteyim. Bir önceki nesilde yakıt deposu tam 50 litreydi. Evet 50 litreydi. Ancak 3. nesil itibariyle yakıt deposu 40 litreye düşürülmüş durumda. Yani oradaki 10 litre artı milimetrik bazdaki o artışlar burada 26 litrelik bir hacim kazanmamıza neden olmuş. Ancak ve ancak hani bu aracın yani E20'nin bir de mild hibrit, hafif mild hibrit versiyonu da var. Eğer onu tercih ederseniz her ne kadar yükleme kapasitesinden bir kayıp olmayacaksa da az önce size burada göstermiştim hani ufak da bir saklama alanı var. Evet işte siz eğer o mild hibrit versiyonu tercih ederseniz burada bataryalar buraya bataryalar yerleşiyor ve bildiğiniz üzere ufaktan da bir olsa eşyanızı koyarken bir kayıp yaşıyorsunuz. Ancak bu Elite Plus donanım seviyesinde olduğu için. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Ha sorarsanız ki mild hibrit versiyonu niye gelmiyor? En dolu versiyona yani en dolu Elite Plus seçeneğine bir de mild hibrit gelirse tabii oradaki matrah yükseliyor ve fiyat tabii gereksiz bir hale dönüşmüş oluyor. O zaman da insanın aklına niye konu almıyoruz gibi bir sorusu gelebilir. Kısadan ise dediğim gibi 326 litreydi artık 352 litre oldu. Burada Bose ses sisteminin subwoofer'ı yer almakta. Onu zaten içeride söylüyor olacağım. Bence dediğim gibi yani B segmentinin beklentini bence fazlasıyla ve fazlasıyla karşıladığını söyleyebilirim.
3. nesil Hyundai i20'nin sürücü kabinindeyiz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Hakikaten aracın dışında da belirtmiş olduğum gibi araç hani 3. nesil o cümlesini bence fazlasıyla hak ediyor. Yani araç hakikaten baştan aşağı yenilenmiş. Eğer hani Dry Time YouTube kanalını takip edenleriniz varsa ben bu bütün Hyundai testlerinde hep aynı cümleyi kurarım kabin içerisinde geçtiğimde. Aynen şu cümleyi söylerim. Yani Hyundai'de nasıl bir stok var ise hani Tucson'da alsanız, Hyundai Ioniq'da alsanız veya bir başka bir araç da alsanız aynı direksiyon geliyor. Yani bir araca 400 bin TL vermez veya bir araca işte atıyorum 150 bin TL vermez hiçbir anlam ifade etmiyordu. Üçüncü jenerasyon itibariyle Hyundai i20 bence bu şeytanın bacağını kırmış gibi gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 kolu bir direksiyon bizi karşılamış durumda. Evet aslında tasarım olarak biraz böyle eskisinde çağrıştırmıyordu. Yani şu 3 ve 4. kolu unutursanız buradaki tuşta hiç yabancı gelmiyor size. Yani ben direkt elime attığım gibi hani ses açma tuşu nerede, müzik değişme tuşu nerede veya hani sürücü destek sistemleri nasıl kullanacağımı çat diye buldum. Onun haricinde 3. ve 4. kol gelmiş. Hani benim aklıma şu geldi. Hatırlar mısınız eskiden bu kamyonlarda, arabalarda şey takarlardı yasaklıyken ve bu hidrolik direksiyon sistemi daha gelişmemişken buraya böyle topuz takarlardı ki hani böyle daha rahat dönebilmek için. Acaba dedim böyle hani dar alanlardan dönerken ya sokaklara girerken hani buradan böyle tutup böyle sokağa girmek için, caddeye girmek için hani şöyle yavaşlayıp şuradan şöyle tutmak için mi gibi bir hissiyat uyandırdı bende. Tabii ki değildi ama bende o algıyı yarattı. Diğer bir taraftan ise hani uzun yollarda eliniz yorulduğunda hani bu şekilde tutabilirsiniz ama öneriyor muyuz? Asla, çünkü 9-15 pozisyonunu her zaman için korumanız gerekiyor. Bu tutuş biçimi asla ve asla güvenli olmayacaktır. Her neyse, çok hikaye kısmına girdik. Araca tekrar geri dönecek olursak kabin içerisine geçtiğimizde burada 10.25 inçlik devasa bir ekran bizi karşılıyor ki zaten Elite Plus donanım seviyesinde bu standart olarak gelmekte. Eğer siz hani daha düşük olan Stargate paketle tercih ederseniz bu 8 inç ekran olarak karşımıza geliyor. Fakat giriş seviyesinde galiba cam seviyesinde ve cam seviyesinde ise bu 3.5 inçlik ekran olarak karşımıza gelmekte. Fiyat fayda oranları zaten en son konuşuyor olacağız ama kesinlikle eğer böyle bir araç alacaksanız bu 10.25 inçlik ekran oldukça başarılı. Yani ben size şöyle çözünürlüğü gösterecek olursam hani dokunmatik hiç fena değil. Hatta şöyle bir şey eklemişler, doğal sesleri diye bir şey eklemişler. Hani böyle çok trafikte kalırsınız vesaire diye burada o canlı orman sesi. Ben forumlarda gördüm, çok da hoşuma gitti yorum ama şöyle bir şey var, nedir o? Hani sakin deniz dalgaları sesi diyorlar ya, hani forumlarda şöyle diyorlar, adamlar oraya sifon sesi koymuşlar falan diyorlar ama tabii ki de öyle değil, yani sifon sesi değil, bu bildiğiniz deniz dalgaları sesi. Fakat hani insanın aklına şu geliyor, yani ulan hani biz bunu dinlersek hani bir süre sonra insanın tuvaleti gelir mi diye hani sorgulamıyor değil ama hani böyle hoş bir ortam olması açısından, çünkü hani ben akşam çekim yaparsam gösteririm size. Ufaktan da buradan ambiyans aydınlatmaları var içerilerde. Gece hani o ışıkları daha böyle aydınlatıp buradan da böyle sesi verirseniz uzun yolda açıkçası ninni gibi gelecektir. Özellikle hani benim gibi bebeği olan babalar bu özelliği bence beğeneceğine inanıyorum. Çözünürlük oldukça iyi. Kaldı ki buradaki dijital sürücü ekranı da oldukça başarılı. Buradaki drive modu değiştirdiğiniz takdirde kırmızı oluyor. Eco ve Comfort'ta oldukça farklı ekran temaları bizi karşılamakta. Sport oldukça iyi, fazlasıyla iyi hatta. Hani B segment bir otomobilden beklemeyeceğiniz oranda oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ha şu soruyu sorabilirsiniz. Hani ben eğer bunu kullanmak istiyorsam illaki bu hani sport modda mı gitmem gerekiyor gibi bir soru sorabilirsiniz. Haklısınız. Ancak buradaki menüden siz kişiselleştirilmiş ekranınızı da buraya uyarlayabiliyorsunuz. Yani Comfort'ta giderken bu sport ekranı da burada görebiliyorsunuz. Ben oldukça beğeniyorum. Oldukça başarılı buluyorum. Ama ben şu anda Comfort'ta test sürüşüme devam ediyor olacağım. Kabin içerisinde hazır konuşmaya devam ediyorken malzeme kalitesi hiç fena değil. Tabii B sınıfı olduğu için yani sert plastikler karşımıza geliyor. Fakat hani bu kapı içlerinde biraz daha böyle yumuşak maddeler burada bizim karşımıza gelmekte. Fakat yukarılarda ve özellikle arka yolcu koltuklarında sert plastikler oldukça gözümüze çarpıyor. Ama tabii şu da var. Bugün hangi B segment bir aracı alırsanız alın o sert plastiklerle karşılaştığınızı bilmeniz gerekiyor. Saklama alanı hakkında konuşacak olursak burada ufaktan bir kapı içerisinde saklama alanı 2 bardaklık ve burada kablosuz bir şarj ünitesi var. Telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kolçak içi fena değil. Biraz küçük ama
olsun günü kurtarıyor ama hani genel itibariyle malzeme kalitesi asla ve asla sorgulatmadığını söyleyebilirim. Arka yolcu koltuklarındaki yaşam alanına bakacak olursak sizin de ekranda da görmüş olduğunuz gibi yani 2,5 metrelik aks mesafesi burada kendini göstermiş durumda. Yani özellikle diz mesafesi konusunda hani 1,5-2 karışık mesafe orada bizi karşılıyor. Evet, baş mesafesi konusunda araç 1,5 metre yüksekliğinde olmasına karşılık baş mesafesi konusunda sınırlı şeyler sunduğunu söyleyebilirim. Yani benim boyum 1,80-1,81 civarı. Baş mesafesinde hani bir karışa yakın bir boşluk karşılarken diz mesafesi konusunda hani fersah fersah mesafeler orada bizim karşımıza gelmekte. Her ne kadar üçüncü kişi için hangi koşulda olursa olsun rahat etmeyecek olsa da hani bu araçta şaft tünelinin biraz daha alçak olduğunu söyleyebilirim. Motor şanzıman özellikleri hakkında konuşacak olursak ki ondan öncesi de şunu belirteyim. Burada herhangi bir gözlük kabı yok ve hava biraz güneşli oldu. O yüzden gözlüğümüzü takmamıza fayda var. Ne diyorduk? Motor şanzıman özellikleri hakkında konuşacak olursak yeni Hyundai i20 3. nesilde iki motor seçeneğiyle bizim karşımıza gelmekte. Birincisi 1.4 litrelik o bildiğimiz ünite. Onu bir köşeye koyalım, atmosferik motor. Bir diğeri ise 1 litrelik turbo benzinli ünite. Bu turbo benzinli ünite 100 beygir güç, 172 Nm tork değerlerine sahip. Hani şunu söyleyebilirsiniz, motor gücünde bir kayıp var, neden diye. Muhtemelen bu emisyon normlarından dolayı, yaptırımlarından dolayı muhtemelen orada bir güç kaybı olduğunu düşünüyorum ben. Şanzıman tarafında ise 1.4 litrelik üniteyi tercih ettiğiniz takdirde sadece 6 litre otomatik şanzımana sahip olabiliyorsunuz ve manuel istediğiniz zamansa sadece o yine 1.4 litrelik ünitenin o boş versiyonu yani o jump versiyonlarını tercih etmeniz gerekiyor olacak. Yani o 1 litrelik 100 beygir 172 Nm tork güç üreten bu ünite 7 litre DCT otomatik şanzımanla bir araya geldiğinde şöyle bir performans sunuyor. Hani 0-100 değerlerine baktığımızda 11 saniye dolarlarında bir diğer bizim karşımıza gelmekte. Tabii 0-100 yapmanın şu an bir anlamı yok çünkü 11 saniye neredeyse geçecektir. Hani video bile yetmeyeceğini söyleyebilirim açıkçası. O yüzden de zaten bir hani 0-100 aracı olmadığı için boş boşuna aracı da yormaya gerek yok. Bildiğimiz çünkü bu araç 3 silindirli bir üniteye sahip. Peki sürüş konfor özelliklerini biraz daha böyle açacak olursak yani şanzıman uyumu nasıl, vites geçişleri nasıl, hani yol tutuşu nasıl? Mesela ben şimdi buradan sport modu aldım, direkt araç devir yükseltti ve 4000 devire kadar geçti şu anda. 5000 devirlerde. Bu sesi hani Hopi'nin sesini video algılayabilirsiniz ama şerit takip sisteminin yani şerit takip asistanının uyarı sistemi yani şeridi direkt değiştirdiğim için burada yeşil ışık beni uyarıyor. Vites geçti hiç fena değil. Şu an 4. viteste 5000 devire kadar zorladım. Bazen diyorlar hani abi düz yol bulmuyorsun, hafif de eğim bulmuyorsun, basıyorsun, araba 5000 devire gelmiş. Nasıl gidiyor falan diye. Bakın şimdi tam dik bir yokuştayım. Şu anda ikinci viteste 2000 devir. Gazı kökledim sport modda. 4000 devir. Yani araç asla ölmüyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hiç fena değil yani araba. Canavar gibi 3 silindiri sonuna kadar kullanıyor. Tabii bu günün sonunda yakıt tüketine yansıyor mu? Yansıyor. Fakat hani verdiği keyfe baktığınız takdirde yani o kadar da olsun diyorsunuz be. O kadar da olsun. Yol tutuşuna bakacak olursak hani sert girdiğiniz virajlarda bakın yani araç tabii bana mısın demiyor. Şu an tabii şehir içinde olduğum için çok fazla deneyimleyemiyorum ama hani dilim döndüğünce size burada tarif etmeye çalışıyorum. Kısmen de olsa zaten hani yolun boş olduğunu söyleyebilirim. Bakın araç 3. viteste 4500 devirde bağıra bağıra gidiyor. Yani 3 silindir dediğim gibi sonuna kadar kullandığını belirtebilirim. Hiç ama hiç fena değil. Şimdi bu kadar apaçiliği bırakıp normal hayatımıza geri dönelim. Ben yine comfort moduma alıyorum. Araç sakinleşti. Deviri direkt düşürdü. Şu an 2000 devirlerde gezmeye başladı. Ve tabii bunun bir bedeli var. Nesi var? Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimine baktığımda ben bu aracı yaklaşık 2 gündür kullanıyorum ve aşağı yukarı 70 km yol yapmışım. 8 litrelikte bir yakıt tüketimi görmekteyim. Direkt şunu söylememde fayda var dostlar. Hani bu 8 birler asla sizi korkutmasın çünkü asla ve asla gerçek tüketimler değil. Niye gerçek tüketimler değil? Ben bu aracı aldığımdan bu yana yani 70 km'ye kadar ben bu aracı 5.5, 5.6, 5.8'lerde gezdim ve bu tamamıyla İstanbul şehir içi trafiğinde yani Kozyatağı'ndan Beylikdüzü'ne gelene kadar benim tüm tüketimim 5.6 civarıydı. Ama tabii bu çekim süresince hani dur kalk
klima yak, geri git, seri kullanmaya başla, tekrar dur, tekrar kalk, tekrar sport modu al falan derken tabii tüketim anlık olarak artıyor. O yüzden de hani gerçek bir değer sunmak için hani aşağı yukarı 200-300 kilometre belki de uzun yol yapmak gerekiyor. Ama tabii şu anda benim seri kullanım neticesinde 8.1 litrelik akaryakıt tüketimi bizim karşımıza gelmekte. Ve her güzel şeyin bir sonu var demeden önce en sevimsiz konu fiyat. Yani birazdan söyleyeceğim fiyatlar kulağımın çınlamasına neden olabilir. Belki de markanın kulağının çınlamasına neden olabilir. Ama şunu tekrar söylüyorum. Ne benim suçum var ne de bu otomobil markasına veya otomobil markalarının suçu var. Şöyle ki, 3. nesil bir Hyundai i20'ye sahip olmak istiyorsanız 158.000 TL'den başlayan fiyatlarla 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle sahip olabiliyorsunuz. Bunu köşeye koyun ki zaten bu fiyat en bas paket olan cam 1.4 litrelik o atmosferik motor koyduk köşeye. Bu kullanmış olduğum araç ise 1 litrelik ünite sahip Elite Plus yani en dolu donanım seviyesine sahip olan araç. Ve fiyat da 230.000 TL. En boşuyla en dolusu arasında aşağı yukarı 80.000 TL, 70.000 TL gibi bir fiyat farkı var. Fiyatlar oldukça fazla yani çok değil. Bundan 3-4 sene öncesine kadar hatta 4 değil 3 sene öncesine kadar bu rakamlara bir Mercedes çok rahat alabiliyordunuz. Bir Volvo çok rahat sıfırını alabiliyordunuz. Ve gelinen son noktada verdiğimiz paranın karşılığında ne yazık ki alım gücümüze düşmesi, kurların artması ve bir araba bize iki araba devleti almamızdan dolayı ne yazık ki son kullanıcı yani bizler bu araçları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ben bu aracı kötülemiyorum. Sadece parayı kazanmanın oldukça zor olduğu ve güç olduğu bir dönemde alım gücünün oldukça düştüğü bir dönemde cebimizdeki para ne yazık ki artık bu tip modelleri, bu tip araçları, bu tip segmentleri karşılığı oluyor. Söyleyecek bir şeyim yok. Sonuçta bildiğiniz üzere devletler halkın refahı için vardır. O yüzden de hani bu konu söyleyeceğim şeyler bunlarla sınırlı olacaktır. Peki şu soruyu soracak olursanız Noyan sen bir Hyundai i20'yi alır mısın diye bir soru soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Benim kayınpederim de işi gereği bu araçlardan birkaç tane var. Yani şöyle söyleyeyim. Sürücü kursu sahibi olduğu için bu Hyundai i20'den yani eski nesil Hyundai i20'den tam ya 3 tane ya 4 tane var. Ve ben bunlarla çok uzun süre vakit geçirdim. Şu cümleyi çok rahat şekilde kurabilirim. Yani o Hyundai i20 ise bu ne? Ya da bu Hyundai i20 ise o ne? Hakikaten hani iki jenerasyon arasında ancak bu kadar fark olabilir. O yüzden de hakikaten bu konuda hani takdiri bence Hyundai'yi hak ediyor. Fakat hani eleştireceğim noktalar yok mu? Elbette eleştireceğim iki tane nokta var. Bence ikisi de önemli. Her ne kadar o biri hani benim kişisel görüşüm olsa da lütfen mola verin diyor. Çünkü çok sayıda hani şeritten çıktım, şeride girdiğim için artık lütfen mola verin uyarısı vermekte. Neyse, neydi o iki tane bizim eleştireceğimiz nokta? Birincisi şu, yani yıl 2020 ve güvenlik çağındayız. Yani güvenliğin top noktada olduğu çağdayız ve her yerde güvenlik konuşuyoruz. Ve birçok marka güvenlik konularında seçenekleri sınırsız sunuyor ve hemen hemen standart sunuyor. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Bu araçta çarpışma uyarı sistemi var. Sizi burada ikaz ediyor ve gerekirse duruyor araç. Bunda sıkıntı yok. Ama bu özellik yani çarpışma uyarı sisteminin Elite Plus donanım seviyesine standart olarak geldiğini söylemem gerekiyor. Yani siz daha düşük pakete aldığınız takdirde bu çarpışma uyarı sistemi ne yazık ki gelmiyor. Bu benim açıkçası tek ve en üzüldüğüm nokta. Yani güvenlik çağındayız. Yıl olmuş 2020. Hani bilmiyorum çok mu maliyetli ama hani şerit takip uyarı sistemini anlarım ama çarpışma uyarı sistemini açıkçası ben kabul edemiyorum bunun ek donanımla beraber sunulmasına. Burada yani görüşümü belirtmem gerekiyor. Diğer bir nokta ise bu bir eleştiri değil, kişisel görüşüm. Böyle simetri hastasıysanız böyle aracın belirli noktalarına böyle dikkatli baktığınızda parça birleşme noktalarında böyle hani ufak da olsa böyle hani bir dengesizlik görebiliyorsunuz. Ama tabii bu normal bir şey değil. Bu tamamen benimle alakalı bir şey. Sonuçta bir iki balans ayarıyla onlar çok rahat bir şekilde çözülebilir. Ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani atladığım bir nokta veya yanlış söylediğim veya kaçırdığım bir nokta var ise veya farklı bir sorunuz var ise videonun yorumlar kısmında bunu elbette belirtebilirsiniz. Siz de biliyorsunuz ki birçoğunu cevaplıyorum ve asla geri dönüşsüz bırakmıyorum. Gerekiyorsa hani o konuyu araştırıyorum, yetkililere soruyorum ve yine onu ben cevapsız bırakmıyorum. Aşağı olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlıyorum. DriveTime kanalına abone olmayı unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.